Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizinle yine ilişkilerde ve kadınlarda kırmızı alarmları konuşacağız. Biraz ara verdim galiba ama kaldığımız yerden devam edebiliriz bence. Üçüncü bölümle devam edeceğiz. Yine Richard Cooper'ın The Unplugged Alpha kitabından yararlanacağım. Kendi yorumlarımla katarak devam edeceğim. Burada ilk konu aslında aşırı dövmeli ve piercingli kadınlar. Önceden de bundan bahsettim. Dövmenin normal seviyeli olanı pek de tehlikeli değildir. Yani kolunda ne bileyim veya sırtında ufak bir dövmenin kimseye zararı yoktur. Fakat bu artık mühürlenmiş gibi böyle her yerinde bir kadının dövme varsa bu oldukça tehlikeli bir durumdur. Bunun hatta podcast'ini de yaptık özel. Özellikle kişilik bozukluklarıyla ve dediği şu usta özellikle Koreli olduklarını biliyoruz. Ve sorunlar arttıkça bu tarz bozukluklar arttıkça dövme miktarı da artıyor. Çünkü kadın dışa vurmayı tercih ediyor. Richard Cooper güzel bir örnek vermiş. Dövmeler kadında aynı Lamborghini'nin üzerine yapıştırılmış etiketler gibidir demiş. Gerçekten de öldür. Siz güzel bakımlı kadınsanız ilgi çekmek için, dikkat çekmek için üzerinize dövme yaptırmayı istemezsiniz. Eğer dövme yaptırmayı istiyorsanız burada sinyallemek istediğiniz, dışa vurmak istediğiniz bir tehlikeli durum vardır. Yani içinizden çıkan ...kabullenemediğiniz bir durum vardır. Kendinizi öyle ifade etmek istiyorsunuzdur ve bu yüzden dövme yaptırırsanız. Ve bu büyük dövmeler, parlak dövmeler işte bunun göstergesidir. Benzeri aşırı piercingli kadınlar için geçerli. Yani belki tamam kulakta bir tane olabilir, yani burunda bir tane halk olabilir ama bunların... E, ...birçok bölgede olması, hatta e, ne bileyim daha cinsel organlarda olması... ...çok fazla miktarda olması resmen o kadını değersizleştirir, o kadında sorun olduğunu gösterir... Çünkü arkadaşlar bu kişi kendine zarar vermekten hoşlanıyordur. Yani kendini sakatlamayı seviyordur. Ve emin olun birden fazla dövmesi olan veya piercing olan veya bunların hepsini bir arada bulunduran kadınlar en az 3 tane kırmızı bayrakla birlikte gelirler. Yani öyle bir bu var başka sorunu yok gibi düşünmeyin. Dikkat edin göreceksiniz birçok farklı sorun da olacaktır bu kadınların. Yine cinsel geçmişin çok olması bakirlik önemli mi podcastinde incelemiştik. Yani şöyle düşünün yüksek çekiciyle sahip bir kadınsınız diyelim. Herkes olur muydunuz? Yoksa sadece e, hoşunuza giden özel adamları mı seçerdiniz? Değil mi? Bir kadın eğer değerliyse, değerin farkındaysa, güzelse buna uygun erkekler seçer ki buna zaten hipergami diyoruz. Eğer o kadın önüne gelenle yatıyorsa zevk için ne bileyim ya olsun ya işte bu gecede bu adamı bulduk bununla takılalım diyorsa buna seçememek denir. Buna tesadüfi cinsellik denir ve bu kadında kırmızı bir alarmdır. Birçok çalışmada zaten şunu gösteriyor. Özellikle 18 yaşından önce çok fazla cinsellik yaşamış kadınların monogamik ilişkide tutunamadığını ve bunun da oksitosin hormonuyla falan ilişkili olduğunu gösteriyor. Bunları önceden konuşmuştuk. Çok detaylı yine anlatmayacağım ama çok basit bir çalışma var. Örneğin Institute for Family and Studies demiş ki bakire bir kadının %5 ihtimalle evlilikten 5 sene sonra boşanması gerçekleşiyor fakat eğer kadının iki partnerden daha fazla e, cinsel geçmişi olduysa bu durumda bu oran %30'a çıkıyor ve yükseldikçe de inanılmaz bir eğimle artış görülüyor. Bu yüzden kadında cinsel geçmiş önemli, erkeklerde pek önemli değil. Erkeklerde daha az önemli diyelim ya da yoksa yani sonuçta insanız bir şekilde birbirimize benziyoruz. İki taraf için de belli nitelikler e, geçerli fakat kadın ve erkeğin doğası burada biraz farklı erkeğin zarar görmesi için çok fazla sorumlu kadınla ve çok fazla ilişki yaşamış olması lazım. Ama bu çok mümkün değil. Zaten erkeklerin cinsellik harcı sonradan Yavaş yavaş bağlandığını da biliyoruz. Kadınlar daha başta bağlanıyor. Daha başta yani böyle pair bonding dediğimiz olayı kuruyor. Erkekler yavaş yavaş kuruyor. Yani tesadüfi ve genç yaşta cinsellik yaşamak sonuçta o kadını uzun dönem partneri yapamaz. Yapmaz. Yani iyi bir aday yapmaz. Ama bu hiçbir şekilde o kadınlarla ilişki kurulmaması gerektiğini de göstermez. Yani belki şanslıysanız öyle bir kadına mutlu olabilirsiniz. Ama bu ihtimal çok düşük. Çünkü o kadınlar bağlanmakta. Çok fazla problem yaşıyorlar. Hatta bir çalışma vardı. Şu an nerede hatırlayamıyorum ama. Evlilikte erkeklerin ve kadınların mutluluk oranları araştırılıyor. Erkeklerin daha yüksek, kadınların daha düşük çıkıyor. Böyle bir durum var. Böyle bir gerçek var. Çünkü erkek her zaman yatırımını korumaya çalışır. Değil mi? Kadının böyle bir problemi yok. Kadın hipergamik her zaman daha iyisini arıyor. Eğer siz yetersizseniz, bir şekilde güç, güçten düştüyseniz, yeterli sinyallemeleri yapamıyorsanız e sonuçta ne oluyor? İşte böyle sorun yaşıyorsunuz ilişkinizde ve daha mutsuz oluyorsunuz. Yine bu kadınların depresyon oranlarının daha yüksek olduğu, bekar anne olma ihtimallerinin de yine yüksek olduğu belirtilmiş. Çünkü feminizm hep aynı şeyi satıyor. Diyor ki kadınlara sen tek başına güçlüsün, erkeğe ihtiyacın yok, çocuğunu doğur kendin bak. Hatta işte seni çok seven bir adam olursa gelir seni bu haline zaten kabul eder diyor. Ama ona bile ihtiyacın yok diyor. Ondan sonra ne oluyor? İşte depresyon oranları fırlıyor. Günümüzde özellikle erkekler oranla iki kat fazla depresyon gözlemlendiğini biliyoruz. İlginç şekilde de mesela evliliklerde ve evlilik sonrasında erkeklerin depresyon oranları yüksek. Dedik ya erkek çünkü elindekini korumaya çalışıyor. Kadının böyle bir derdi yok. Kadın olabildiği kadar geçmişte bağlarını koparır. Ondan sonra yeni ilişkisine doğru dört nala koşar. Bu yüzden doğru kadına yatırım yapın. Bu ihtimalleri daha düşük olacak kadınlara yatırım yapın. Yani eğer gidip böyle çok cinsel geçmişi olan bir kadınla birlikte olursanız ondan sonra ondan ayrıldığınızda neden böyle diye sorgulamayın lütfen. Bu arada tabii ee, Kadınlar geçmiş partner sayıları her zaman gizleyecektir. Yani onlardan böyle gerçek sayıyı falan öğrenemezsiniz. Ancak böyle 20'li yaşların başındaysa bir kadın bunu rahatça söyleyebilir. İlerleyen yaşlarda gizlemeye daha da meyilli olurlar. Genç yaşlarda bunu yapıyorlar çünkü saklama gibi dertleri yok. Sen gidersin başkası gelir. Çok fazla problemleri yok. Yani bazıları da fahiş olarak suçlanmaktan korkabiliyor. Yani çevresi buna slut shaming dediğimiz olayı yapabiliyor. Ama ilginçtir mesela bu slut shaming olsun vesaire olsun günümüzdeki kadınların bile bakın günümüzdeki kadınların bile onca feminizm bilmem ne vesaireye rağmen geçmişlerini gizlediklerini görüyoruz. Ona rağmen bu slut şeymikten korktuklarını görüyoruz. Yani şey düşünmüyor kadın benim cinsel geçmişim kabarık olursa ben daha çok değer görürüm. Hayır tam tersini düşünüyor. Erkekse nasıl düşünüyor? Benim ne kadar çok cinsel geçmişim olursa ne kadar bunu abartırsam o kadar saygı görürüm diye düşünüyor. Bakın bunlar değişmeyen paradigmalar. 20. yüzyıldayız izliyoruz, 21. yüzyıldayız ne seçti diyoruz ama paradigmalar çok daha değişmiyor. Ve tabii kadınların size söyledikleri sayılarda her zaman uzun süreli ilişkileri veya değer verdikleri adamlara olan ilişkileri skor olarak saydığını da unutmayın. Yani o kadın için işte tek gecelik ilişki olmuştur, eşcinsel ilişki olmuştur, şu olmuştur, fuck body vardır, bilmem ne vardır. Bunlar o sayının içine dahil değildir asla. Yani 3 kişiyle seviştim derim ama aslında 10 kişidir o. Anlatabildim mi? Ya 5 kişiyle seviştim derim. Aslında 15 kişidir o. Ve dediğim gibi kadın özellikle yaş aldıkça bunu öğrenme ihtimaliniz çok daha zordur. O yüzden genellikle hani bir espri vardır ya. söylediği sayı ikili çarpın diye. Bir de şunu düşünün yani. hiçbir şekilde gerçek sayıyı öğrenemeyiz. O zaman niye uğraşıyoruz bilmem ne ne fark eder falan. Evet belki gerçek sayı öğrenemezsiniz ama kadının iç dünyasını görebilirsiniz. Rollo'nun burada söylediği çok güzel bir cümle var. Kurduğu çok güzel bir cümle var daha doğrusu. The medium is the yani ortam sana mesajı veriyor diyor. Instagram'da bakıyorsun, çevresine bakıyorsun, arkadaşlarına bakıyorsun. E ne oluyor ondan sonra işte? O çevre nasılsa kadın da buna uygun davranıyor aslında. Yani devamlı story atan, devamlı çıplak fotoğraflar paylaşan bir kadın sana gelip de... Ya benim sadece hayatımda bir kadın ama bir erkek oldu. Gerçi kadın da olabilir değil mi? Bir erkek oldu dediği zaman ona güvenecek misiniz? Ben olsam güvenmem. Size de güvenmemenizi öneririm. O yüzden hep ne diyoruz? Bir kadının özellikle çevresindeki beş kişi o kadının karakterini yansıtır. Yani siz aslında çevrenizdeki 5 kişinin ortalamasısınız. Ki zaten sosyoloji de bunu söylüyor. Toplum çalışmaları da bunu söylüyor. Grup çalışmaları da bunu söylüyor. Örneğin çok çalışkan bir ortama girerseniz siz de çalışkan olmaya başlarsınız. Uyuşturucu ortamına girerseniz uyuşturucu kullanmaya başlarsınız. Aynısı kadınlar için de geçerli. Ve unutmayın kadınlar her zaman daha uyumludur arkadaşlar. Erkekler gibi değildir. Erkeklerde e, çıkıklık yapanlar olabilir işte liderlik yapmaya çalışanlar olabilir. Grubun normlarına uymak istemeyenler olabilir. Ama kadınlarda bu yoktur. Kadınlarda dedikodu vardır. Arkadan konuşma vardır. Yani gruptan memnun değildir ama diğer arkadaşını kendi yanına çekerek yeni bir grup oluşturmaya çalışır. Dedikodu yapar ama grup içinde uyumludur. Hatta böyle altın günleri falan vardır. Hep böyledir. İşte Neriman teyze ile Ayşe abla birbirini çok fazla sevmez ama birbirlerinin yüzüne gülerler, birbirlerine kek yaparlar. Eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Bu değişmeyecek. Bu erkeğin ve kadının Farkıdır. Tabii şundan da bahsetmek lazım. Bir kadınla tanıştınız mesela. E, bekaretinde 23 yaşında gerçek anlamda diyoruz. 23 yaşında ya da 22 yaşında diyelim. Kaybettiğini öğrendiniz. E, muhtemelen bu kadının düşük cinsellik ihtimali yüksektir. Yani şöyle düşünün. Bu kadar zaman zaten e, bir dini sebep yoksa ve bakir olarak kaldıysa bundan sonra daha düzgün ilişkiler yaşamıştır. Yani hayatına iki erkek girmiştir, üç erkek girmiştir, hata yapmıştır. Bunlarda problem yok. Bunlar olabilir. Hepimiz insanız. Ama kadını soruyorsun mesela sana diyor ki ben 17 yaşımda cinselliğim yaşadım. İlk cinselliğimi yaşadım. Bekaretimi 17 yaşında kaybettim. Şimdi bu kadın 23 yaşında, 25 yaşında parti yıllarına girdiği zaman delirecektir. Yani 25 erkekle olması, 30 erkekle olması günümüzde böyle kadınlar için çok normal bir şey. Yani bu, ve işin acı taraflarından biri şu. Erkekleri de böyle sanıyorlar arkadaşlar. Oysa ki biz erkeklerin çok az cinsel ulaştığını, kadınların çok fazla ulaştığını biliyoruz. Hatta Rollo'nun devamlı katıldığı bir program var. Bu Miami'de iki tane siyahi e, adamla program yapıyor. Neydi? Kanalında şu an unuttum. Neyse aşağı linkini kopyalarım. Orada da mesela kadınlarla Miami'de vesairede program yapıyor bu arkadaşlar. Ve kadınlar hep aynı şeyi söylüyor. Niye ya siz de yapmıyor musunuz? Size ulaşmıyor musunuz? Ya kadın için bu sayılar normal. Kadın için ne bileyim işte bu tarz algılar normal. Evet bir diğer konu bekar anneler diyelim. 12. oldu galiba. Çok kısa bir not kakoltu olmayın. Yani başka erkeğin çocuğunu büyütmeyin. Burada tabi kakoltu dediğim zaman da insanlar yanlış anlıyor. Ya fantezi bilmeli falan böyle bir şey değil arkadaşlar. Burada iki tip kakoltu var aslında. Birisi geleneksel birisi modern anlamda kakolt. Geleneksel dediğimiz olay şu. Başkasının çocuğuna babalık yapıyorsunuz. Yani üvey baba oluyorsunuz ama kendi çocuğunuz hiç olmuyor. Yani tamam sizin de çocuğunuz olur. Belki kabul edebilirsiniz. Hatta Richard Cooper'ın özellikle bekar anneler kısmında kısmı üstüne ayrı bir bölümü var kitapta. Orada da şey diyor. Yani bu kabul edilebilir tabii diyor. Eğer otorite sizde ise diyor. Sizin de çocuğunuz varsa diyor. Ne seviyorsanız diyor. Kadın hiçbir kırmızı alarmı yoksa diyor. Böyle bir kadınla birlikte olabilirsiniz diyor. Ama bunun ihtimali çok düşük. Gerçekten çok düşük. Modern kakol dediğimiz olayda ise işte demin bahsettiğimizin sizin anladığınızın daha doğrusu karşılığı. Yani o adam geliyor karısını başka bir erkekle paylaşıyor. E tabii ki de siz yanısı tam olarak aktaramadığınız sürece ve bu feminist e, doktrinle şartlandırıldığınız için şöyle düşünebilirsiniz. E ne olacak ya gerçek sevgi şeyin üzerine gelir. Hayır arkadaşlar hayır her şeyin üzerinde size ait sizin kanınızın ilerlemesi gelir. Eğer sizin kanınız ilerlemiyorsa, sizin genetik yapınız aktarılmıyorsa siz yok oldunuz demektir. Bu bütün hayvan aleminde, hatta bütün doğada evrimsel bir dürtüdür. Yani bu sizin esas hayatta olma nedenlerinizden biridir. Çocuk yapabilmek, bir şekilde kendi DNA'nızı aktarabilmek çünkü böylece hayatta kalmış oluyorsunuz. Hayatta kaldığınızı hissediyorsunuz burada şöyle sorunlar oluyor. Mesela bekar anneli birlikte oluyorsun ama o e, kadının bütün sorumluluklarına sahipsin. Yani o kadının sana dayattığı bütün sorumluluklara sahipsin. Çocuğuna bakmak zorundasın, para getirmek zorundasın, evini geçindirmek zorundasın. Ne bileyim işte evin yükünü taşımak zorundasın. Ama iş işte otoriteye geldiği zaman yani çocuğa laf geçireceksin falan. Çocuk sana şey diyor. Sen bir babam değilsin ki diyor. E ha da çocuk da haklı. Abi burada hata kimde peki? Hata sizde. Böyle bir aileye girerek ee, baba olmaya çalışmanızda hata. Bununla ilgili ben bir yaz daha yazmıştım. Gerçekten üzücü bir sonuç daha var burada. Yani tamamıyla bu konu dışı. Antiparantez anlatıyorum. Üvey babaların gerçekten çocuklarına taciz uygulama ihtimali biraz daha yüksek arkadaşlar. Böyle bir gerçek var. Yeri gelmişken eklemiş olayım. Şunu unutmayın, kadınlar her zaman solipsistir ve sizin fedakarlıklarınızı anlaması mümkün değildir. Kendi işine geliyorsa, kendi çocuğuna bakılıyorsa bu doğru olandır. Yani siz onu gerçekten seviyorsanız zaten onunla olmalısınız. Siz onun için yaratılmışsınız. Onun hisleri tek doğru olan. Bu yüzden buna kapılmayın. Feminizmde de aynı doktrin mevcut. Kadınların, özellikle bekar annelerin çoğunda da aynı problem mevcut. O yüzden bunları lütfen kapılmayın. Tabii bazı erkekler bu kadınlardan cinsellik alırken rahat oldukları için ve rahat cinsellik alabildikleri için her ikisi birlikte. Çünkü bu kadınlar görmüş geçirmiş olduğu için her şey daha kolay yapabiliyorlar. Haliyle yararlanma istiyor erkekler. Fakat şunu unutmayın. Bir kadına ne kadar çok zaman geçirirseniz ona bağlanma ihtimaliniz de o kadar artacaktır. Buna vasopresinin çıktıları diyoruz. Bu yüzden o Kadınlar hemen kurtulurum, hayatımdan atarım diye düşünmeyin. Bunun belli bir süresi var. Yani şey gibi düşünün, karabasan gibi düşünün. Kaçamazsınız belli bir süreden sonra. Yani nefes almaya, çığlık atmaya çalışırsınız. Nefesiniz çıkmaz, çığlık atamazsınız. İlişkiden çıkamazsınız. Böyle bir sürü insanla görüşüyorum. Her gün böyle bir sürü mesaj alıyorum. O yüzden yani lütfen, yani madem yararlanacaksınız, kısa süreli yararlanın. Kısa süreli dediğim de 3-5 defa. Sonra o ilişkide bulunmayın, kaçın. Yoksa bağlanırsınız, çünkü kadınlar bir şekilde sizi nasıl manipüle edeceğini bilirler. İşi bu kadının. Kadının işi psikoloji. Sizi manipüle etmek. 13. Onay bekleyen kadınlar. Bunu günümüzde sosyal medyada çok görüyoruz. Hem sosyal medya yükseldi hem de sosyal medya sebebiyle kadınlar yükseldi. Bunu kendi işlerine geldi gibi kullanıyor kadınlar. Çünkü şöyle düşünün bir kadının aslında ara birimi ilgidir. İlgi gördüğü sürece değerini yüksek hisseder, kendini iyi hisseder. Bu yüzden like bağımlısıdır kadınlar ya da işte beğeni kalp neyse bunun bağımlısıdır. Ve yani sosyal medyada iyi kızlar diye bir şey olmadığında hatırlamakta yarar var. Yani en iyisi bunların içinde hesaplarını dışarıya kapatanlardır. Yani hem kapatmıyor hem de işte belli bir takipçi sayısının üzerindeyse dikkat edin derim. Çünkü bu kadınlar oltalamayı çok severler. Yorum ve direkt mesaj ile normalde yüzlerine bile bakmayacağı erkeklerden destek alırlar. Ne dedik? İlgi kadının para birimidir. Sizi tersliyor bile olsa kadın orada aslında özgüvenini yükseltiyorsunuz. Kendisini, kendini iyi hissetmesini sağlıyorsunuz. Bunu yapmayın. Bu yüzden simp olmayın diyoruz zaten. Değil mi? Kadınlara bu desteği vermeyin. Yani açık hesap vesaire tabii ki de bir şeyleri satmak için kullanılabilir. Fakat her durumda o kadının dikkat çektiği de unutulmamalıdır. Günlük olarak provokatif işte fotolar paylaşanlar binlerce aç erkeği her zaman etkiler. Ve aslında kadın kendi ilgisi için erkekliğin cinselliğini satın almış olur. Hep ne diyoruz zaten? Erkekler ilişkinin, kadınlar cinselliğin kapı bekçisidir. Yani ilişkidesiniz diyelim ve kız arkadaşınız bir anda fotoğraflar paylaşmaya başladı. Hatta Instagram hesabına açtı falan. Bir Meri'cim burada tavır ne olur? Ay ya tamam işte ne olacak sevgilim açsın falan. Önemli olan benimle olması. Ama orada kadının aslında zihin setinde düşündüğü şey bu değil. Düşündüğü şey şu. Bu erkek benim en iyi elde edebileceğim erkek mi? En iyi opsiyonum bu mu? Bunu savunuyor. Bunu düşünüyor aslında. Ve bu yüzden bu işi yapıyor. Bununla ilgili spor salonundan da bir örnek vermiştim zamanda. Demiştik ki eğer ilişki içinde durduk yere kadın önce huzursuzlanıp ondan sonra spor salonuna başladıysa tehlike çanları çalıyor demektir. Çünkü o kadın kendi fiziksel niteliklerine dikkat etmeye başlamış ve tekrardan cinsel piyasaya girmeye hazırlanıyordur. Bu kadının şöyle düşünüyordur yine. Bu erkek benim elde edebileceğim en iyi opsiyon mu? Daha iyisini bulabilir miyim acaba? Bu yüzden gidiyor aslında spor salonuna. Yavaş yavaş kendini toparlıyor. Sinyalleme yapıyor dışarıya. Bakın ben işte spor yapıyorum. Vücuduma dikkat ediyorum. Gelin erkekler diyor. Benimle konuşun. Ki buna açık hipergami diyoruz biliyorsunuz. Yani şunu unutmayın. Eğer bir kadın kendi cinsel stratejisinden vazgeçmiyorsa... ...siz de kendi cinsel stratejinizden vazgeçemezsiniz. Eğer kadın açık hipergami kurallarını uyguluyorsa... Yani sen de ol, sen de ol. Instagram'ım da açık olsun, bu da açık olsun, spor salonunda gideyim. Bu erkekle de konuşayım. Sen bana karışamazsın falan gibi düşünüyorsa, hatta bunu açık açık söylüyorsa, ben hala arayıştayım diye. O zaman siz de ne yapacaksınız? Unlimited access, to unlimited sexuality. Yani limitsiz olarak cinselliği ulaşma stratejinizi kullanacaksınız. Bununla kadınlar birlikte olacaksınız. Yani o kadın sizin için sadece bir tabak olacak, devamı olmayacak. Özetle lütfen böyle kadınlarla birlikteyseniz e, monogamik bir ilişki düşünmeyin. Yani en iyi ihtimal o kadını tabak olarak biraz uzakta, biraz yakında, öyle ortada bir yerde tutabilirsiniz. Reşit Cooper burada bir de Sugar Baby dediğimiz kadın tipinden bahsetmiş. Aslında en iyi, en iyi anlamıyla yani en açık anlamıyla aşırı beta erkek arayan, yani Sugar dedi arayan parası için o erkeğe cinsellik sunan, hatta ilişki sunan, daha önemlisi bu tabii değil mi? Romantik bir ilişki sunan kadın tipidir. Bu da aslında bence açık bir başka bir versiyonu. Yani kadın sizinle ilişki yaşıyor, sizin yanınızda geziyor ama ne yapıyor? Sizin paranızı alıyor. Yani bu, bunu ücret karşılığında yapmış oluyor. Size bir çeşit dönemlik eskortluk yapıyor fakat işin içinde ilişki de oluyor. Bunun aslında erkekteki karşılığı aslında oluluk. Biliyorsunuz erkekler de böyle. Kadınlarla birlikte oldukları zaman onların yanında olmaları nedenlerinden biri cinsellik sunmak değildir nedenlerinden biri de o kadının o kadını temsil edebilmeleridir ya da o kadının o erkeğin nitelikleri yüzünden temsil edilmesidir bu erkekler genellikle iyi fiziksel niteliklere sahip olurlar hatta belli statüye sahip olanları bile vardır şükür bey aslında buna benziyor bir şey demiş Jude Cooper burada eğer bir kadınla birlikte olacaksanız e-postasında seeking gibi kelimeleri arayın yani arayan aranıyor gibi Türkçesi böyle olabilir kelimeleri arayın. Bakın bakalım başka sitelerde kendine sugar dedi arıyor mu? Ya da sugar baby olarak kendini pazarlıyor mu? Yani profesyonel bir geçmişi var mı? Tabii bunu daha da genişletebiliriz. Örneğin OnlyFans örneğine de benzetebiliriz. Belki kadın sizinle ama OnlyFans geçmişi var. Gerçekten o konuda birlikte olur muydunuz? İşte bunları iyi düşünün derim. Bir diğer konu patolojik yalancılar. Herkes arkadaşlar kadınlar dahil yalan söyleyebiliyor ama bazı kadınlar işine yaramamasına rağmen yalan söylüyor. Yani hastalık şeklinde yalan söylüyor. Ne olursa olsun yalan söylüyor. Size söylüyor, ailesine söylüyor. Elindekinin yalan olduğunu biliyorsunuz. Ona rağmen yalan söylemeye devam ediyor. Bu yüzden bir kadın eğer yalanını yakaladıysanız, açını yakaladıysanız ki bunu test etmenizi öneririm. Arada Reşit Kopur'da kitabında bundan bahsetmiş. E, farklı zaman dilimlerinde aynı soruları sorarak cevabını tartın. Bakalım bir tutarsızlık var mı? Kendi hayatıyla ilgili olabilir. Değil mi? Yani eski sevgilileriyle ilgili olabilir. Yaptığı bir şeylerle ilgili olabilir. Bir tutarsızlık varsa bunu test edin. Bu tekrarlanıyorsa bilin ki orada bir sıkıntı var. Bilin ki o kadın patolojik bir yalancıdır. Bunlar çok tehlikeli kadınlardır. En en kötü durumlardan biri de kontrol hapı kullandım diyerek kullanmaması ve sizi suçlamasıdır. Yani bu şekilde sizi ikna edebilmesidir. Ve sonuçta siz hiç fark etmeden seneler boyu nafaka mağduru olabilirsiniz. Hatta hapse girebilirsiniz arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Gerekirse biraz dürtükleyin. Biraz hikayelerine dikkat edin ve bunları açığa çıkartın derim. Son konumuzsa bebek avcıları. Bunun aslında tam bir Türkçe çevirisi yok. Ben de hani blogda yazarken baby rabisi bebek avcıları olarak çevirdim. Burada şundan bahsetmiş aslında. En başta çok kısa bir özet geçeyim sonra Richard Cooper ne demiş onları konuşuruz. Bazı kadınlar arkadaşlar 30 yaşından sonra biyolojik dürtüyle hızlıca çocuk sahibi olmak isteyebiliyorlar ve oraya buraya saldırıyorlar. İlk buldukları er erkekle evlenmeye çalışıyorlar. Hatta bununla ilgili 30 yaş kadınlar diye de podcast yapmıştık zamanda. Bu kadınlar güvenilmez. Çünkü daha yeni tanışmışsınız. 3 ay geçmiş atıyorum. Hemen evlenelim diyor. Benim çocuk şeyim geçiyor diyor. Ben de bunda benzer birçok kadınla tanıştım. Ya da e yaşamadım da. Örneklerini gördüm diyebiliriz. Hatta yakın bir akrabamız bunu yaşadı. Cid Cooper da şunu demiş. 39 yaşında boşandım. Tekrardan cinsel pazara girdim. Fakat bu yaş grubu içinde kendinden küçük işte 30 üstü, 35 yaş diyelim bir sürü kadının böyle evlilik için oraya buraya saldırdığını ve depresif olduğunu gördüm diye belirtmiş. Yani öyle bir şey ki siz burada aslında bir çeşit damızlıksınız. O kadın sizden bebeği yapıyor. Ondan sonra sizi boşuyor. Bununla ilgili Netflix'te bir film var. izlemenizi öneririm. Yeni çıktı. The Sun olması lazım. Portekiz filmi. Orada da aynı bunu anlatıyor. Belli bir yaş üzerinde kadın bir erkekle birlikte olduktan sonra adamdan çocuğunu kaçırmaya çalışıyor. Fakat bilim kurgu, gizem falan biraz ilginç bir film. Öneririm. Yeri gelmişken bahsedeyim. Ya bu durumu bazen flört uygulamalarında bile görebilirsiniz. Kadın şöyle yazar. Yeterli kaynağı sahip, x özelliklerine sahip, şöyle 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 nitelikli bir erkek aranıyor. Aslında beta aradığını söylüyor bu kadın. Yani ortada arzu üstüne bir şey yok. Resmen e, şey rollabuna launder list der. Liste yapmış. Bunu istiyorum, şunu istiyorum, bu da olsun, bu da olsun, bu olmak zorunda, bu olmazsa asla olmaz falan şeklinde böyle bir çizelge önünüze koyarlar. Fakat kadına baktığınızda, Böyle 30 yaş üstü iki çocuk sahibi obez ne bileyim bakımsız bir şey görürsünüz ama kendinde hak görür. İşte buna bir solipsizm diyoruz arkadaşlar. Şunu sormak lazım. Tamam belki gençken belli bir değerim vardı ama o yaşta o niteliklere sahip olduğunda tam olarak ne kaldı elinde? Yani ne sunuyorsun erkeğe? 35 yaşında bir erkek neden senin olsun mesela? Kariyeri olan hiç evlenmemiş parası olan hatta yakışıklı bir adam değil mi? 8 bölü 10'luk bir adam niye senin olsun ki? Niye seni seçsin? Ondan sonra da şöyle notlar geçiyorlar altına ya da ne bileyim Tinder profilinde ardından işte edit yapıyor, güncelleme yapıyor. Diyor ki şimdiye kadar hiç gibi erkek karşıma çıkmadı. Hiç kimse beni sağ atmıyor. Ya da ne bileyim sağ atanları ben beğenmiyorum. Niye beğenirsin ki? Beğenemezsin. Seni, senin zaten hedeflediğin o alfa erkek artık sana bakmıyor ki. Senin ilgilendiğin erkek sınıfının liginde değilsin ki sen artık. Çıkmışsın o ligden sen. Artık karşında tabii ki de çerçöp, hani çakal dediğimiz erkekler kalacak. Seninle yatmak isteyen, başka hiçbir amacı olmayan erkekler kalacak. Ve evet, onlarla idare etmek zorundasın o aşamadan sonra. Üzgünüm. Game over. Bitti. Bununla ilgili benim de takip ettiğim bir kanal var. Ee, aşağı koyarım Joker'in kan kanalı. Ee, Better 5 Better, olurdu galiba. Orada da devamlı bahseder. Tinder profillerini açar falan böyle yorumlar. Birçok kadın var arkadaşlar böyle. Dikkat edin. Tabi Türkiye'de durum biraz daha farklı. Bizdeki Tinder profilleri Instagram hesabı satmak üstüne kurulmuş durumda. İşte bu yaşlarda ne oluyor? Kadınlar evlenmek ve üremek için çaresizlik gösteriyor ve sizin bence ilginizi böyle kadınlar çekmemelidir. Ve onların görevini tamamlamasına izin vermeyin ya da destek olmayın. Yani sorumlu hissetmeyin arkadaşlar. O kadınla birlikte evlenmek zorunda değilsiniz. O çocuk yapacağım diye çıldırıyor diye siz çocuk yapmak zorunda değilsiniz. Ya da bunu istemek zorunda değilsiniz. Sizin amacınız her zaman kendi hedefleriniz olmalı. Yani merkezinizde siz olmalısınız. Kadın bunun için burada daha doğrusu tamamlayıcı olmalı. Ama böyle kadınlar sizin hayatınızın odak noktası olmak isteyecektir. Hayatınızın bir kadın odak noktasıysa kendi hedefinizi gerçekleştiremezsiniz. Yani kendinizin en iyi versiyonu olmakta zorlanırsınız. Şunu unutmayın. Eğer bir kadın iki sene geçmeden size böyle çok fazla baskı yapıyorsa, ne bileyim çocuk istiyorum diyorsa, ilk 3-5 ayda hatta bunu yapıyorsa, o çok büyük bir kırmızı bayraktır. Ve o kadın bizim baby baby istediğimiz, yani çocuk avcısı, bebek avcısı bir kadındır. Yani öbür türlü şöyle oluyorsunuz arkadaşlar. Bu biyolojik zorbacı sistemi, o kadının feminen zorbacı sistemini, Doyurmak için bir aksesuar gibi oluyorsunuz. Aksesuar oluyorsunuz kadının. Yani Sizle evleniyor, çocuk yapıyor mesela. Ondan sonra sizden boşanıyor. Hatta çocuk yapıyorsunuz. İlk birkaç ay tabii cinsel hep olmuyor normal. Ama ondan sonra ya istemiyorum diyor. Şunu istemiyorum, bunu istemiyorum. Yok ya canım çekmedi. Bütün ilgisi çocuğuna kayıyor. Hep ne diyoruz? Kadınlar için esas ilgi her zaman çocuklarıdır. Yani önemli olan orada kadının kendi kanından olduğu kişi. Daha önemlisi bütün gerçek ilgisi çocuğa kaymış oluyor. Kadınlar sizi hep belli koşullar altında sever fakat çocuklarını koşulsuz olarak severler. E sonuçta siz artık koşunuzu yerine getirmiş, yani görevinizi yerine getirmiş, harcanabilen taraf oluyorsunuz. Karadulları düşünün. Değil mi? Örümcekler. E, erkek geliyor, dişi döllüyor. Ondan sonra dişi erkeği öldürüyor. Aslında bu baby rebel istediğimiz olay tamamen bundan ibaret. O kadının özetle probleminiz olmasına lütfen izin vermeyin. Katli olun derim. Ve şunu unutmayın yani bu sorumluluk kadına ait. Madem böyle bir istek duyuyorsa bunu 20'lerinde yapacaktı. Yani 20'lerinde o erkeği seçecekti. Sen 30'larına gelip işti kariyerdi diye çıldırıp ondan sonra 30'undan sonra ben çocuk istiyorum. O yüzden önüme gelen ilk adam beni almak zorunda. Ona ben bu sorumluluğu yıkarım diye düşünüyorsanız düşünüyorsa o kadında bir problem var demektir. Bu bir kırmızı alarmdır. Bu bir kırmızı bayraktır. Çünkü muhtemelen feminen düzenin bu kadınlara şartlandırdıkları yüzünden devamlı şöyle düşünüyorlar. Ya işte daha erken, daha 30 yaşıma çok var, kariyerim daha önemli. Hatta çocuk yapmayacağım ben diyenler var. Değil mi? Bir bakın etrafınıza. Çocuk yapmayacağım ben çocuk düşünmüyorum diyen 20 yaşlarda, 23 yaşında, 25 yaşında bir sürü kadın var. Ama 30 yaşına gelince hepsi çıldırıyor. Umutsuzluğa düşüyorlar. Depresyona girmeye başlıyorlar. Çünkü her şeyden önce bir biyolojik dürtü başlıyor. Ardından da şunu fark ediyorlar eski opsiyonlarına sahip değiller. Yani şeker dükkanı bitmiş artık. 20 yaşlarında ücretsel şekeri yiyebiliyorlar, yiyebiliyorlardı ama artık o opsiyon yok. Kaybolmuş. E geçmiş olsun ablacığım. Geçmiş olsun. Yapacak bir şey yok. Elindekiler idare edeceksin ya da 20 yaşında verdiğin kararı sürdüreceksin. Yani çocuk sahibi olmayacaksın. Bir anda fikrini değiştirmeyeceksin. Evet. Böylece 3. bölümde tamamlamış olduk. Bakalım yakında 4. bölümü çekeceğim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın.